Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle sahilden sesleniyorum. Şöyle göstereyim. Kuş sesiyle birlikte. Bugün Nişantaşı'na gideceğim. Orada Antikacılar Pazarı'na gezeceğiz sizinle birlikte. O zaman hadi başlayalım. Çatal bıçak, müzik aletleri. Ben buraya ikinci defa geliyorum. İlk geldiğimde akşamüstü gelmiştim. O yüzden pek gezememiştim. Şimdi ben sizlerle birlikte geziyorum. O yüzden eski paralar, tabaklar çok güzel ya. Gerçek, wow, tabakta inanılmaz saatler var, tespihler, kolyeler var, eski plaklar. Yani buraya gelip de eli boş çıkanı ben görmedim herhalde. Fiyatları açıkçası onu da öğrenmişler. Kartpostallar var, eski müzikler. Eski oyuncaklar da var. Çok güzel bir şey ya gerçekten. Fiyatlar bazı yerlerde ucuz diyorlar, bazı yerlerde de pahalı. Yani değişiyor açıkçası ürününe göre bence. Ama gerçekten inanılmaz. Güzel. Mal oradan duruyor değil mi? Kontrolleri oradan alıyorum. Tabi gazete falan. Bence buraya erken gidip benden demesin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim babam da, daha doğrusu bizim ailemiz de antika işiyle uğraştı. O yüzden bazı parçaları biliyorum. Parfümler var. Eskiden bu 70'li 80'li yıllarda evde olan eşyalar çok var mesela burada gördüm. Aa şunlar çok güzelmiş. Bu doğu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa. Avrupa'daki bu şey antika pazarlık gibi düşünüyorum. Orası gibi gözüküyor. Ne kadar eski. Aa şu lambalar çok güzel. Seramik işçiliğine bayıldım ben, kılıçlar var, kılıç kalkan. Burası daha boş. Neyse, diğer tarafta daha dolu ya, daha kalabalık. Gerçekten de. Aha, burada şey, deniz. Taşın içinde örümcek var diye. Bayağı boncuklardan değil, iplerden yapılmış tablo. Halılar. Biliyorsunuz bu zamanlarda İran'da bir sorunlar var. Bayağı bir Amerika sebebiydi. Şu an ise petrolün zamlanmasıyla petrol bütün aslında İran'ı yapıyor. Çünkü bizim mesela Türkiye'de nasıl dolar, dolar yükselirse her şey pahalılaşıyor. Orada da petrolün yükselmesi de her şey pahalılaşıyor. O yüzden insanlar şu an zor durumda. Yani bayağı bir para değeri açıkçası düştü.
oradaki mesela şu an İran halıları 300-400'e orijinal veya orijinal değil halılar 700-800'e kadar alabiliyorsunuz. Yani YouTube'da izledim videolarda. Gerçekten her şey düştü yani. Şu an gidebiliyorsanız gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten tarih açısından çok güzel bir yer, görülmesi gereken. İber Ortaylı da kitabında bahsetmişti, ölmeden önce gidebileceğiniz bir yer diye İran için. Tarih açısından, kültür açısından, yemekler açısından bize benziyor ve çok güzel tarihini korumuş var. Gerçekten çok güzel konuşsa. Bu Tebriz bölgesi, ondan sonra Şiraz bölgesi gibi yerleri. Hatta yani oraya bir hafta da gizmiş lazım. Şu cüden bizde de bayağı bu hal. Afrika da hatta 20 TL'ymiş. Bize Rani Sarşak.